Saygıdeğer basın emekçileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada ülkemiz çiftçisinin AKP iktidarınca ne kadar perişan bir hale getirildiğini bir kez daha bu kürsüden duyurmaya çalışacağım. Sevgili basın emekçileri, çiftçilerimize ödenmesi gereken sertifikalı tohum kullanım desteği hala ödenmemiştir. Biliyorsunuz ki Ekim ayı yaklaştı. Yani geçen yıl ektiği buğdayın çoktan hasat etti. Şimdi ise yeniden ekim yapacak ama bir yıl önce tohum desteğini hala alamadı. Normalde Ocak-Şubat aylarında ödenen destekleme ödemesi bu tarih itibariyle hala ödenmemiştir. Saray kendi lüks harcamalarına, makam araçlarına para bulurken sıra çiftçimize gelince cimriliği tutuyor. Örneğin daha iki gün önce 80 milyon liraya 4 adet Almanya'dan zırhlı araç getirildi. Bunun adı vicdansızlıktır. Bunun adı insafsızlıktır. Tarım ve Orman Bakanı'na sorduk. Cevap gelmedi. Çünkü yeni sistemde bakanların halka ve onun vekillerine karşı bir bilgilendirme yapma anlayışı yok. Tarım ve Orman Bakanı ormanla yanarken sadece izlemişti. Şimdi ise Rusya'da yangın helikopteri satın alıyor. Yani isterse para buluyor, para var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hemşehrimiz Sayın Fuat Oktay'a defalarca çiftçilerimizin bu taleplerini ilettik. Soru önergesi verdik. Ancak bir cevap gelmedi. Çünkü yeni sistemde sarayın halka ve onun vekillerine karşı bir bilgilendirme yapma anlayışı maalesef yok. Sarayın 2018 yılı harcaması açık ve örtülü toplam 3,5 milyar lira. Yani istenirse saraya para bulunabiliyor. Çiftçimiz bir an önce tohum desteğini ödenmesini bekliyor. Çiftçimiz gırtlağına kadar borç içinde ve bu ödemeyi çok aciz bekliyor. Sayın basın emekçileri, çiftçilerimizin tarım kredi kooperatiflerine olan toplam borcu 10 milyar lira. BDDK verilerine göre bankalara olan toplam borcu 108 milyar lira. Ve Ağustos-Eylül döneminde bu borçların vadesi geldi. Ancak çoğu bölgede ya kuraklık oldu ya da aşırı yağışlarla afet vurdu. Çiftçi zaten geçinemiyor ve tarlasını terk ediyor. Bir de bu durumda borcu eğer ertelenmezse traktörüne haciz gelecek, evine haciz gelecek, ekim yapacağı mimzerine haciz gelecek, maaşına haciz gelecek. Tefecinin eline düşecek maalesef. Yani iflas edecek. Aylardır çiftçi borçları ertelenecek mi diye taleplerini duymaya çalışıyoruz. İktidar cevap vermiyor. Cumhurbaşkanı bir kararnamesiyle ithalat izni verebiliyor, bir kararnameyle çiftçinin borçlarını da ertelebilir diye düşünüyoruz. Siyasi iktidar tarafından her ne kadar ekonomi yolunda diye söylense de ülke gerçekleri bundan epeyce uzak. Tarımsal maliyetlere, gübreye ve mazota yapılan zamlar çiftçimizin belini büktü. İpoteği hacize olmayan çiftçi neredeyse kalmadı sayelerinde. Diğer yandan siyasi iktidar çaresizlik ay çekirdeğinden mercimeğe, nohuda kadar her şeyi ithal etmektedir. İthalat yüzünden çiftçimiz ürününü ya satamamakta ya da aşırı düşük fiyatta satmaktadır. Bunun sonucunda da zarar etmekte ve borçlarını ödeyemez duruma düşmektedir. Bunun üstüne bir de Yozgat'ta bundan 3 ay önce aşırı yağış sonucu doğal afet yaşandı. Yaklaşık 70 bin dekar buğday, arpa ve nohut ekili alanda büyük hasar oluştu. Birçok köyde çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu. Evler, köprüler yıkıldı ancak Yozgat doğal afet bölgesi ilan edilmedi. Bir açıklama daha yapılmadı. Yozgat görmezden gelindi. Diliyorum yapılacak ilk seçimde Yozgat seçmeni AKP'yi de Yozgat'ta görmezden gelecektir. Saygıdeğer basın emekçileri, elektrik kullanan vatandaşlarımızın yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri de dağıtım bedellerinin çok yüksek olmasıdır. Örneğin 25 bin lira faturaya kesilen bir çiftçimize yansıyan dağıtım bedeli 5 bin liradır. Soruyorum size, bu dağıtım şirketleri elektriği helikopterle mi dağıtıyor? Allah aşkına böyle açgözlülük, böyle riyakarlık olur mu? Ayrıca faturada 315 lira TRT payı, 157 lira enerji fonu altında kalemler bulunmaktadır. %18 oranında katma değer vergisi, alınan elektrik faturasında 3820 lirada KDV'ye olarak yansımaktadır. Yani toplum faturanın 1/3'ünü kullanan elektrik faturalarının dışında olan kalemlerdir. Bu yüksek oranlarda çiftçimizin sulama yapması imkansız hale gelmektedir. Halka yansıtılan bu vergilere rağmen
9759 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yat, tekne ve kotralarda KDV %1'e düşürüldü. ÖTV'nin ise sıfırlandığı bilinen bir gerçektir. Allah aşkına çiftçimizin faturası mı önemli yoksa zenginin yatı mı önemli? Halkımızın takdirine bırakıyorum, saygılarımla.